Rami dayı. Efendim. He bak şuna sol tıkla bakayım. Tıkladım. Sağ ol Rami dayı. Allah razı olsun ya. Tamam. Gel. Vuru vuruya tıklamayalım millet. Aşkım, ölüm, çayla bunları. Cumhur. Buyur başkanım. Hayır mı lan bu ne buyruğu bu? Tıklama buyruğu başkanım. Hoca internet sitesi açtı ya. Nasıl ya? Bildiğin internet sitesi mi açmış lan? Bizim belediyede yok be. Gel tıkla başkanım. Allah. Aşkım buyur yardım et. Lan sen nasıl yardım edeceksin? He, hocam senin internet açık yukarıda. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey de değil canım. Hocam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana baradık hocamı lan. Vallahi hocam tebrik ederim sizi. Gazetede okuyunca hemen bir röportaj yapalım dedim. Niye zahmet ettiniz? Ben geldiydim. Nerede yapabiliriz hocam röportajı? Yapmasam olmaz mı? Yapmayın hocam. 1000 kilometre yol geldim ben. Gerisin geriye aynısını gideceksiniz. Bu röportaj meselesini ben hallederim canım. Bunda gocunacak bir şey yok. Hocam şu bizim turizm meselesini es geçmeyin. Ya kamera orada başkan. Geç anlat. Başkanım bir de şu gelin inşallah. Acayip bir sus ya. Destek nasıl kızım? Ben de gazeteciyim. Öyle mi? Hı hı. Kalabilir mi? Tabii tabii. Sen istersen bana adresini ver. Ben 62'den beri çıkan bütün gazeteleri sana yollarım. Kamyon mu tutacaksın gazeteci? Biz parti olarak hocamızın arkasındayız. Tabii tabii doğru. Önümüzde olduğumuz an belimizi doğrulturuz. Başlayalım mı? Hazırım ben, buyurun. Bugün ilginç bir insan hikayesini paylaşmak için birlikteyiz. Dikkat, dikkat! Adil Zümbül Hoca ile yapılan röportaj saat 20'de yani akşam 8'de izlenecektir. Adil Zümbül, 30 yılını eğitime adamış bir öğretmen. Kendisini tanıma sebebimiz ise hayli ilginç. Adil Hoca'nın bitmek tükenmek bilmeyen adalet arayışı. Adil Hoca polisten yediği dayağı delil ve şahitlerle ispatlayamadığından, mobese kameraları da kayıtta olmadığından yediği tokadın cezasını bulabilmesi için sesini başbakana duyurmaya çalışıyor. Şimdi Adil Hoca'ya soruyoruz. Hocam ne istiyorsunuz? Adalet istiyor. Sevgili seyirciler, Adil Hoca'nın sesini başbakana duyurmak için yaptığı son girişimse bir internet sitesi. İnternet sitesinin adını alabilir miyiz hocam? Başbakanla görüşmek istiyor nokta doğa. Trafik canavarı can almaya devam ediyor. Bu üzücü haberimizin detaylarını birlikte izleyelim. Hocam sansürlemişler ya. Ya hocam şu bizim turizm meselesini de araya sokuveselermiş bari ya. Allah Allah. Ya oğlum hadi düğüne geç kaldık lan. Pek gelen olmadı. Millet yayladı zaten. Yürü.